Mektubat Mektubat-ı Rabbani Yazan İmam-ı Rabbani Hazretleri 132. Mektup Mevzu A. Zenginlerle sohbetten sakındırmak B. Fukarayla sohbeti teşvik Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Muhammed Sadık Bedahşi'ye yazmıştır. Bir ayeti kerime meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, bize hidayet ettikten sonra kalbimizi kaydırma. Bize katından rahmeti beyle. Çünkü sen Vehhab'sın. Ey kardeş, sen fakirlerle sohbetten bıktın. Zenginlerle sohbeti seçtin. Bu yaptığı ne kadar kötü. Bugün gözün kapalıysa yarın açılacaktır. Ama pişmanlıktan başka fayda olmayacak. Haberleşme şarttır. Ey heve satına binen! Halin şu iki şeyden uzak değildir. Şöyle ki, A. Zenginlerin meclisinde bir gönüllü birliği haline, cemiyete nail olabilirsin. B. Yahut böyle bir nailiyete eremezsin. Anlatıldığı gibi bir nailiyete erersen şerdir. Ermediğin takdirde de beter şerdir. Böyle bir şeye erdiğini sanalım, bu bir istidraçtır. Böyle bir şeyden Allah'a sığınmak gerekir. Böyle bir şeye nail olmadığını düşünelim, o zaman durumunun takdirini şu ayeti kerime yapar. Dünyayı ve ahireti kaybetti. Fukara arasında temizlik yapmak, zenginlerle baş köşede oturup kalmaktan daha faziletlidir. Bu kelam sana önce makul gelecektir. Yani yalnızken kabul edeceksin, sonunda sana görünüşe gelerek malum olacaktır. Lakin ne fayda? Seni bu belaya lezzeti yemeklerin tadı attı. Güzel elbiseleri giymek arzusu itti. Şu anın işi fevt edilmemelidir. İşin aslını düşünmek, yüce haktan ayrılan her şeyden kaçmak gerekir öyle bir şeyin düşman olduğunu bilerek kaçmalısın. Allahu Teala şöyle buyurdu. Zevcelerinizden çocuklarınızdan fitneler vardır onlardan sakının. Bu emir kesindir. Muhabbet hukuku gerektirdi ki sana bir defa daha nasihat edeyim. Bu nasihata amel edersin veya etmezsin. Ben işi başından anlatmıştım çünkü fuzuli işinizi gördüm. Bu vaziyette dervişlik üzerine istikamet zordur. Bir şiir. Oldu sonunda olmasından korktuğumuz, dönüş Allah'a, onadır yolculuğumuz. Selam, hidayet yoluna girip Mustafa'ya tabi olanlara, ona ve aline salatların en tamamı, selamların en ekmeli olsun.'' Ben senin istidadından, yaratılışından başka bir şey beklemiyordum. Ama sen nefsini çöplüğün içine atmaya çalışıyorsun. Biz Allah içiniz, Allah'a döneceğiz. 133. Mektup Mevzu Fırsatı ganimet bilip vakti boşa geçirmemek. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Muhammed Sıddık'a yazmıştır. Gönderdiğiniz mektup ulaştı. Fırsatı ganimet verip vakti boşa harcamamak gerekir. Rüsumlardan ve adaletlerden bir şey hasıl olmaz. Hastalık beyan edip mehil istemek, ziyandan başka bir şey artırmaz. Salatların en tamamı ona, selamların mükemmeli ona olsun. Muhbir-i Sadık Resulullah şöyle buyurdu. Erteleyenler helak oldu. Muhakkak mevcut olan ömür sermayesini mevhum bir işe sarf etmek, mevhumu dahi mevcut için korumak cidden kötü bir şeydir. Vakit sermayesin gerekir ki en uygun işe sarfedile. Bu mensubiyet bağlılık ister ki lüzumsuz şeyler bir tarafa bırakıla. Allahu Teala bizlere talep lezzetlerinden bizerce nasip eylesin. Böylece durup geri kalmak vermesin ki onun zatından başkasına sığınıp kalmaktan kurtuluş müesser olsun. Dedikodudan bir şey elde edilemez. Asıl matlub olan kalp selametidir. Asıl olan işin düşünmeli ve tam manasıyla lüzumsuz şeylerden yüz çevirmeli. Bir şiir Her ne ki var sevgisi dışında hakkın, şeker dahi olsa yenmesi zehir sakın. Elçiye düşen ancak tebliğdir ve selam. 134. Mektup Mevzu Ertelemeye engel olmak Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Muhammed Sıddık'a yazmıştır. 90 sıfatlardan münezzeh Allah bizlere ve sizlere yakınlık basamaklarında sonsuz yükselmeler ihsan eylesin. Seyyidül Mürsel'in hürmetine, ona ve aline salatlar ve selamlar olsun. Ey muhip! Zaman kesici kılıçtır. Bilinmez yarın fırsat ele geçer mi, geçmez mi? En önemli olanı ön almak lazımdır. Ehemmiyetsizi dahi yarına bırakmalı. Aklın hükmüyle iktizası budur. Akıl demekte de bu dünyalık şeylere yarayan aklı anlatmak istemiyorum. Asıl muradım ahiret haklıdır. Bundan daha fazla ne yazmalı? 135. Mektup Mevzu Bazı hususiyetleriyle umumi ve hususi manada velayet mertebelerinin beyanı. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Muhli Sıddık Muhammed Sıddık'a yazmıştır. Bilmiş olmalısın ki Velayet fenadan ve bekadan ibarettir ve bu ister hususi olsun ister umumi. Umumi demek de mutlak manada geniş anlamıyla velayeti kastediyoruz. Hususi demek de de velayeti Muhammediye'yi kastediyoruz. Onun sahibine salat ve selam olsun. Zira onda fena hali tümüyle vardı. Bekaysa onda pek mükemmeldir. Her kim anlatılan büyük velayet şerefine nail olursa, cildi bedeni taat için yumuşar, sinesi İslam için genişler, nefsi mutmainne derecesine çıkar. Bundan sonra Rabbinden razı olur, Rabbi dahi ondan razı olur. Kalbini, kalp sahibini teslim eder. Lahuti sıfatların mükaşefesi açılması için tam manasıyla engellerden kurtulur şunatın ve itibaratın mülahazasıyla sırrını müşahede eder. İş bu anlatılan makamda zatî-i belkiye tecellileriyle müşerref olur. Onun halifesi nezahet, kutsiyet ve kibriya kemali için hayrete dalar. Afası dahi ittisalle birleşir. Ama hiçbir keyfiyet şekli olmadan hatta ondan bir misalle de söz edilmez bir mısra. Mübarek olsun erbabı nimete erdikleri. Bilinmesin gereken bir husus var. Şöyle ki, velayeti hassai Muhammediye, onun sahibine salat ve selam, sair velayet mertebelerinden ayırt edilmiştir. Yani oruç ve nüzul, hakka yükseliş ve tekrar kulluğa iniş bakımından. Önce oruç tarafını ele alalım. Mesela afanın fenası ve bekası bu hası velayete mahsustur. Ama sair velayetlerin orucu yalnız hafiyedir ki değişik derecelerine göre olur. Yani bazı velayet sahiplerinin urucu ruh makamına, bazılarının sırra, bazılarının orucu dahi hafiye çıkar. Ve bu, umumi manada velayetlerin en yükseğidir. Nuzul tarafındaki seçkinlik şunun içindir ki, Muhammedi velilerin cesetleri için bu velayetin derecelerinin kemallerinden nasip vardır. Şunun için ki, Resulullah Efendimiz Miraç gecesi cesediyle Allah'ın dilediği yere kadar gitmiştir. Kendisine bu arada cennet ve cehennem gösterilmiş, vahy yolunacağı kadar vahy olunmuştur. Ve o makamda bu baş gözüyle rüyet Yüce Allah'ı görme şerefine ermiştir. İşte miracın bu kısmı Resulullah Efendimiz'e mahsustur. Ona tabi olan velilere gelince, yani onun izinde gidenlere dahi bu hususi mertebeden nasip vardır. Bir mısra, toprağın da var nasibi, büyüklerin kadehinden. Bu hususta son sözü şudur ki, bu dünyadayken ruhiyetin Cenab-ı Hakk'ı görmenin gerçekleşmesi Resulullah Efendimiz'e mahsustur. Onun ayağı altında bulunan velilere hasıl olan ise ruyet değildir. Bu haletle ruyet arasındaki fark kökle dalları sen gölgesi arasındaki fark gibidir. Hiçbiri diğerinin aynı değildir ve selam. 136. Mektup Mevzu hakiki matluğu elde etmek için tehiri ve ertelemeyi men etmek. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Muhammed Sıddık'a yazmıştır. Beklenen mektubunuz ulaştı. Mektubu getiren kasıt mübarek on günlerin sonuna ulaştı. O gittikten sonra mektupların cevaplarıyla meşgul oldum. Hanlar Hanı'nın mektubuyla Hacı Abdullah'ın mektubu yazılıp gönderildi. İkisinin de düşünerek okunmasın gerekir. Bu sırada askere gitmek işi bu fakire pek makul gelmedi. Bondaki hikmet nedir? Emir noksan sıfatlardan münezzeh Allah'ındır. Düşünülmesin gerekir. Allahu Teala sana bol kereminden günlük yiyeceğini vermiştir. Sana düşen bunu ganimet bilerek işini yeniden düşünmektir. Bir başka günün yiyeceğini toplamaya bu gününü vesile yapmamalısın. Böyle olunca o zaman iş zincirleme gider. Fakirin tarikatinde uzun emel küfürdür. Borç işinden de kurtulmak lazımdır. Zira ne olacağı bilinmez. Hacegi tarafından bir şey tahsil edip edilmeyeceği belli değil. Eğer bundan karışık bir durum varsa Hacegi'ye yaz açık seçik olsun.'' Şayet Hacegi cevabına açık yazar da ondan kuvvetli vaat gelirse o zaman bu niyetle kendisine gidersin. Lakin ertelemenin ve tehir etmenin ilacı nasıl bulunur? Her ne istiyorsan yapıyorsun. Sana lazım olan da bu işte acele etmektir. Zira fırsat cidden ganimettir. Ve selam. 137. Mektup Mevzu namazın kemalinin nihayetin nihayetine kavuşmakla olacağının beyanı. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Hacı Hafız Afgani'ye yazmıştır. Kıymetli mektup ulaştı, içinde yazılanlar anlaşıldı. Bilesin ki ibadetten lezzet almak, onun edası sırasında zorluk ve sıkıntı çekmenin kalkması Allah'ın en büyük nimetler arasında sayılır. Bilhassa namazı eda sırasında. Zira böyle bir şey müntehilere, bu yoldan nihayete ulaşanlara müesser olur. Bilhassa farz olan namazların edası sırasında. Zira başlangıçtaki hallerde farzın edasında lezzet olmayıp nafile de vardır. Ama bu lezzetin ismeti nihayette farzlara kalır. O zaman farzlarla meşgul olduğu ve nafilelerin tatil edildiği bırakıldığı görülür. O zaman en büyük iş, müntehi için yalnız farzın edasıdır. Bir mısra, bu büyük saadet kimin olur acaba? Şunun da bilinmesin gerekir ki, namazın edası sırasında hasıl olan lezzette nefsin hiçbir hazı yoktur. Hatta aynı lezzet, hüzünde ve ağlamakta dahi görülür. Subhanallah bu ne büyük makamdır böyle. Bir mısra, mübarek olsun nimet sahiplerine erdikleri. Aynı şekilde bu gibi kelamları konuşmak, dinlemek bizim gibi hevesliler için dahi bir ganimettir. Bir mısra, bırakın bizi teselli olalım ümitlerle. Bilesin ki Dünyada namaz mertebesi, ahirette ruyet, yüce hakkı görmek mertebesidir. Dünyada yakınlığın nihayeti namazdadır. Ahirette yakınlığın nihayeti ise ruyettedir. Sair ibadetler dahi namaz için birer vesiledir. Ama esas maksatlar arasında namaz vardır. Vesselam ve ikram. 138. Mektup Mevzu Dünyayı kötülemek ve dünya erbabıyla sohbetten sakındırmak. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Şeyh Behaeddin Sehrendi'ye yazmıştır. Erişadı pek tamam oğlum. Bu düşük, kendisine buğz edilmiş dünyayla mağrur ve mesrur olmamalıdır. Aldanıp sevinmemelidir. Yüce Sultan Mukaddes Hakk'a rağbet etme sermayesini yitirmemelidir düşünmek gerekir. Ne alınıyor ve ne satılıyor? Ahireti dünya ile değişmek, halkı talep ederek, halktan uzak olmak sefahetten ve cehaletten ileri gelir. Dünya ile ahireti bir arada tutmaksa iki zıddı bir araya getirmeye benzer. Bir Mısır'a pek güzel olurdu, olsaydı dünyayla ahiret bir arada. Ama olsaydı, olabilseydi. Anlatılan iki zıttan hangisini istersen onu tercih et. Hangisini istersen nefsini ona sat. Ahiretin azabı ebedidir. Dünyanın metaı da az. Dünya hak katında kendisine boz edilmiş bir şey olup, ahiret dahi kendisinden razı olunan bir alemdir. Bir şiir. İstediğin gibi yaşa, ölümü tadacaksın. Dilediğine yapış, sonunda ayrılacaksın. Nasıl olsa sonunda mutlaka ayali ve evladı terk edip noksan sıfatlardan münezze hakka bırakacaksın. Durum sonunda bu olduğuna göre şimdiden kendini ölülerden sayasın. Onların hepsini yüce Allah'a ısmarlayasın. Bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyurdu. Zevceleriniz ve evlatlarınız size düşmandır. Bu kesin hükümdür. Defalarca dinledim. Bu tavşan uykusu yani gafleti ve gurur ne zamana kadar sürecek? Mutlaka uyanmak, mütenebbi olmak lazımdır. Bilesin ki dünya ehliyle sohbet ve onlara karışıp gitmek öldürücü zehirdir. Böyle bir ölümle giden sonsuzlara kadar ölü kalır. Akıllı olana bir işaret bile yeter. Bu kadar açık konuşmak ve serahaten anlatmak şöyle dursun meliklerin yemekleri her ne kadar lezzetli olsa da kalbin marazını artırır. Durum böyle olunca felah ve necat nasıl umulur? Sakın, sakın, yine sakın. Bir şiir. Söylerim sana, zira ulaşması şarttır. Yorgunluk verse de faydalı nasihattir. Onların sohbetlerinden kaç, hem de arsandan kaçtığından daha fazla. Bunlardan kaçmak her ne kadar dünyevi ölümü icap ettirse de ahirette faydalı olur. Beliklerle karışıp oturmak ebedi helaki muciptir, sonsuz ziyan getirir. Bunların sohbetlerinden çok sakın, onların lokmasını yemekten çok korun. Hele onların muhabbetinden sakın ha sakın, hatta onları görmekten bile sakın. Bir haberde şöyle geldi. Bir kimse bir zengine zenginliğinden dolayı tevazu gösterirse dinin üçte ikisi gider. Düşünmen gerekiyor. Onlara karşı bu tevazu onların zenginlikleri için midir yoksa bir başka cihetten midir? Hiç şüphe yok ki zenginlikleri içindir ve netice dinin üçte ikisinin gitmesidir. Durum böyle olunca hani sende İslam, kurtuluşu nerede, sen neredesin? Bütün bu tekrarlar ve ısrarlar üzerinde durmalar şunun içindir. Oğlum bilsin ayrı cinsten lokmasın ve sohbeti, va sözlerini anlamaktan, nasihatleri akılan kabullenmekten kalbi perdeler. O kadar ki ne bir söz ne de bir kelime ona tesir edebilir. Sakın ha sakın, bilhassa onların sohbetinden, sakın ha sakın onları görmekten. Noksan sıfatlardan münezzeh Allah başarı ihsan eder. Yüce Rabbimiz bize ve size razı olmadığı şeylerden kurtuluş ihsan eylesin. Seyyidül Beşer hürmetine ki o gözü kaymadı, başka yana dönmedi, ayet-i kerimesiyle övülmüştür. Ona ve aline salatların en faziletlisi selamların ekmeli olsun ve selam. 139. Mektup Mevzu Ehlullah'a dil uzatan kimseleri hicvetmenin cevazı ve onları zemmetmenin iyiliği beyanındadır. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Cafer Bey Tehani'ye yazmıştır. Mübarek mektubunuz gelmesiyle şeref verdi. Fukara ahvalini gözettiğiniz, hazuru ve gaybeti görünürü ve görünmezi bir bildiğiniz için Sübhanallah size selamet ihsan eylesin. Ey Mahdum! Kureyş kafirleri ehli İslam'ı hicvedip onlara sövmeye başladıkları zaman ki bu onların son derece hizlanda kalışını ve saadetten mahrumiyetlerini bildiriyordu. İşte o zaman Resulullah Efendimiz bazı İslam şairlerine emir verdi, şerli kafirleri hicvederler. Bu emri alan şair, Resulullah Efendimizin huzurunda minbere çıkar, topluluk içinde şiirler söyleyerek kafirleri hicvederdi. O böyle şiirler söylerken Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. O kafirleri hicve devam ettiği süre Ruhül Kudüs, Cebrail onunla beraberdir. Bilmiş olasın ki halkın levmi ve ezası aşk erbabının ganimetleri arasındadır. Allah'ım bizi onlardan eyle. Seyyidül Mürseli'nin hürmetine ona ve aline salatu selam olsun. 140. Mektup Mevzu, elem ve mihnetin muhabbet ile levazımı arasında olduğunun beyanı, yani sevgilinin ayrılmaz parçaları olduğunu açıklamak. Not, İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Muhammed Masum Kabili'ye yazmıştır. Ey muhib, elem ve mihnet muhabbetin levazımı arasındadır. Fakri yani dervişliği evliya yolunu tercih eden kimsenin mutlaka elemden ve minetten bir nasibi olmak lazımdır. Bir şiir Bak senin için çekerim elemi ve kederi. Halbuki çoktur biter mi nimet sebepleri. Sevilen ister ki seven kendisine düşmüş olsun kendisinden başkasında sükun bulmasın. Ta ki tam manasıyla başkalarından ayağa kesilinceye kadar. Bu makamda itminan, itminansızlıktadır. Lezzet yanmada karar kararsızlıktır. Rahat yaradadır. Kurtulmayı talep etmek bu makamda nefsini fitneye atmaktır. Durum bu olunca tam manasıyla nefsini mahbuba ısmarlaman gerekir. Şöyle ki, ondan her ne gelirse razı oluna. Yüz buruşturmadan, itiraz etmeden kabul edile. İşte bu makamda geçim yolu budur. Gücün, kuvvetin yettiği kadar istikamet elde etmeye devam etmelisin. Yoksa gevşeklik hemen arkandadır. Meşguliyetiniz güzeldi. Fakat kuvvet husul bulmadan zaafa düştünüz. Ama bunda bir beis yoktur. Kadere sebep olacak işlerden sayılmaz. Bu tereddütlerden sonra gönül birliği elde edecek sebeplere teşebbüs edebilirsen ilkinden daha güzel olur. Sana uygun düşer ki bu gönül darlığına sebep olan şeyleri gönül birliğine sebep olan şeylerin aynı bilesin. Ta ki bir şey yapmaya güç kazanasın ve selam. 141. Mektup Mevzu Bu işte esas dayanan muhabbet ve ihlas olduğunun beyanı. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Muhammed Kılıç'a yazmıştır. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bize ve size terakkiler nasip eylesin. Seyyidül Mürsel'in hürmetine, ona ve aline salatar ve salamlar olsun. Ey Muhib! Sen zaman zaman kalp hallerinden bir şey yazmıyorsun ki, onun keyfiyeti hakkında bilgi sahibi olalım. Mutlaka bu hususta bir şeyler yazman gerekiyor. Böyle bir şey gaibi teveccühün gerektiricidir. Bu işte yani tarikatte mana yolunda esas dayanak, muhabbet ve ihlastır. Terakki'nin anlaşılmaması gam değildir. Zira istikamet ihlas üzere devam edip kalırsa, bir an içinde, senelerin işinin görmek müessir olur ve selam. 142. Mektup Mevzu Bu büyüklere az mensubiyeti çok saymanın beyanıdır. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Abdülgafur Semerkandi'ye yazmıştır bir iltifat olarak gönderdiğin mübarek mektup ulaştı. Uygun düşer ki fukarayı, dervişleri, velileri, tarikat ehlini sevmek Allah'ın en büyük nimetleri arasında sayılsın. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tan dilenen, ondan beklenen bu muhabbete istikamettir. Fukaraya yolladığınız hediye de ulaştı. Selamet Fatiha'sı okundu. Almış olduğunuz tarikat, ondan yana ulaştığınız bağlılık üzerine hiçbir şey anlatılmıyor. O manada bir kesinlik olmasından Allah'a sığınmak lazımdır. Bir şiir Bir anlık hayali nazarımda özeldir. Güzellerle geçen bir ömürden güzeldir. Eğer o büyüklerin bağlılığıyla sana hasıl olan az bir şey varsa onu çok bulman gerekiyor. Zira o az bir şey değildir. Şundan ki diğerlerinin nihayeti bu zatların hidayetine derç edilmiştir. Bir Mısra Gülistan'ımı gör de kıyasla baharımla. Eğer muhabbette kuvvetliysen bu kesinlikle gamlanma. Mükerrer olarak giyilen elbise gönderildi. Onu zaman zaman giy, kemale edeple koru. Çünkü ondan çok faydalar olacaktır. Onu her giyeceğin zaman abdesti olarak gi. Zikir tekrarıyla meşgul ol. Bu şekilde ümit edilir ki bir gönül birliği hasıl olur. Her ne zaman bir mektup yazarsan en uygunu batıni hallerinden bir şeyler yazmandır. Zira batıni haller olmadan zahiri haller itibardan düşmüştür. Bir misra. Sevgiliden söz etmek sözlerin en güzeli. Sübhanallah bize ve size Seyyidül beşere tabi olmakta sebat eylesin hem zahirde hem batında. Ona ve aline salat ve selam olsun. Bir mısra, ötesi boştur, asıl mesele budur. 143. Mektup Mevzu Delikanlılık mevsimini ganimet bilip, onu lüzumsuz olan oyuncak şeylere harcamamanın beyanı. Not. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Şemsettin'e yazmıştır. Fukara dostu Mevlana Şemsettin, delikanlılık mevsimini ganimet bilip onda başarılı olmaktadır. Oyuna oyuncağı sarf etmiyor, onu cevizle mozula değiştirmiyor. Anlatılan aksi yapıldığı takdirde sonu nedamet ve esef olur elde hasıl olan bir şey olmaz. Haberleşmek şarttır. Beş vakit namazını cemaate kılmak uygun düşer. Helali haramdan ayırt etmeli. Ahiret kurtuluşunun yolu, şeriatın sahibi Resulullah'a tabi olmaya bağlı. Ona ve aline salatlar ve selamlar olsun. Fani lezzetlere Öldürücü nimetlere bakılmamalı. Sübhanallah hayırlı şeylerde başarı ihsan eylesin.